İsmail Saymaz 18 Kasım 2022 Halktv.com.tr Demirtaş Haksızlıklar devam ederken beni Mekik'le Mars'a da götürseler durum değişmez. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu olan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın kalp krizi geçiren babasını görmesi için özel jetle Diyarbakır'a götürülmesi geçen haftanın en sürpriz gelişmesiydi. Bu insani ve yasal bir hak mıydı yoksa siyasi jest mi? Dört gün önce bu köşede Demirtaş'a jestin iki sebebi başlıklı yazımda aktarmıştım. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin bana verdiği özel demeçte burada idarenin özel ihtimam göstermesi var, onu teslim etmek lazım şeklinde konuştu. İdareden kastınız Cumhurbaşkanı mı diye sormam üzerine şu karşılığı verdi. Bunun muhatabı Adalet Bakanlığı ama transferlerin bu şekilde olması Adalet Bakanlığı'nı aşan bir durumdur. Siyasi iklimin karar üzerindeki etkisine ilişkin olarak bundan bir süre önce olur muydu o sorunun cevabına bakmak lazım dedi. Selahattin Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi adlı kitabın yazarı ve ailenin en yakınındaki isim olan Zinar Karabil'de Aysel Tuğlu'nun bırakılması Kobani davasında iki tahliye, HDP ziyareti ve Demirtaş'a jest yapılmasının iki amacının olabileceğini kaydediyor. AK Parti'den kopmuş muhafazakar Kürtlerde sempati, HDP tabanında kafa karışıklığı yaratmak. Bütün bu soru ve ihtimalleri yöneltmek için en doğru muhatap Selahattin Demirtaş olacaktı. Ben de avukatları aracılığıyla sorularımı yönelttim. Demirtaş'ın yanıtlarından da anlıyoruz ki ziyaret kendisinin başvurusu üzerine gerçekleşti. Ancak Demirtaş'ın izin verilip verilmeyeceğinden emin olmadığını görüyoruz. Çünkü geçen yıl hasta annesini görmek için yaptığı iki başvurunun reddedildiğini öğreniyoruz. Demirtaş'ın karamsarlığına rağmen Cuma akşamı saat 23.15'te olumlu yanıt verildiği kendisine bildirildi. Demirtaş saat 23.45'te yola çıkarıldı. Diyarbakır Havalimanı'ndan Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 50 araçlık bir konvoyla götürüldü. Demirtaş bunun sadece Cumhurbaşkanının onayıyla yapılabileceğini bilecek kadar deneyimliyim diyor ve ekliyor. Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlıyken haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken beni jetle Diyarbakır'a, mekikle Mars'a da götürseler durum değişmez. Demirtaş muhalefeti eleştirerek şunları söylüyor. AKP'nin Kürt oyları olmadan başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur. İşte Demirtaş'ın yanıtları. Babanızı ziyaret etmenize izin verilmesini bekliyor muydunuz? Babanızın, annenizin ve eşinizin ziyaretten haberi var mıydı? Cezaevi müdürlüğüne bizzat ben dilekçeyle başvuru yaptım. Babamın sağlık durumunu ve hayati tehlike taşıdığını gösteren sağlık kurulu raporunu da ekledim. Ancak izin verilip verilmeyeceğinden emin değildim. Geçen yılda iki defa annem için benzer başvuruyu yapmıştım. Ekinde sağlık kurulu raporu olmadığı gerekçesiyle talebim reddedilmişti. Annemin hayati tehlikesi olmasına rağmen doktorlar rapor vermeye bile çekiniyorlardı açıkçası. Başvuru yaptığımda ailemin ve avukatlarımın haberi vardı ama izin verildiği bilgisi 23.15'te bana iletildi. O saatten sonra avukat görüşüne de artık izin verilmiyordu. Dolayısıyla avukatlarımın ve ailemin o anda haberi olmadı. Zaten 23.45'te cezaevinden çıkarıldım ve yola koyulduk. Ziyaretiniz nasıl geçti? Ziyaretim toplam 45 dakika sürdü. Babamla 30 dakika görüştüm. Onun için de benim için de moral oldu. Kalbindeki 4 damar tıkanmış, ameliyat öneri diyor. 15 dakika kadar da doktorlarla babamın sağlık durumu hakkında beni bilgilendirdiler. Yolculuğunuz ve ziyaretiniz hakkında biraz ayrıntı verebilir misiniz? Güvenlik nedeniyle bana da seyahat hakkında bilgi verilmedi. Edirne'den Çorlu Havaalanı'na helikopterle, oradan da küçük bir uçakla Diyarbakır'a götürüldüm. Uçak da, helikopter de 4 Kasım 2016'da ilk tutuklandığımızda Figen Hanım'la ikimizi Diyarbakır'dan Kandıra ve Edirne cezaevlerine getiren uçak ve helikopterdi. Çok yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Sanırım 50 araçlık güvenlik konvoyuyla havaalanında hastaneye götürülüp getirildim. Kimileri size jest yapıldığını iddia ediyor. Bu bir jest midir? Galiba özel durumum nedeniyle böylesi bir güvenlik tedbiriyle götürüldüm. Yoksa aynı jesti ilk tutuklandığımızda da yapmışlardı. Kimse de neden jetle ve helikopterle hapishaneye götürdünüz diye sormadı. Yani ortada jest değil, konumum nedeniyle ve güvenlik hassasiyetiyle bir zorunluluk vardı sanırım. İzin verilmeyebilirdi de tabii. Bunun da sadece Cumhurbaşkanının onayıyla yapılabileceğini bilecek kadar deneyimliyim. Sonuçta insani bir durumdu. Altından büyük siyasi mesajlar çıkarmak doğru değil. Unutulmasın ki biz 6 yıldır suçsuz yere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen ailemizden binlerce kilometre ötede 12 metrekarelik bir hücrede tutuluyoruz. Bence sorgulanması gereken budur. Yoksa insani tavra karşı benim de tavrım saygı çerçevesindedir. Aysel Tuğlu'nun bırakılması, Kobani davasında tahliye, AK Parti'nin HDP'yi ziyareti ve sizin Diyarbakır yolculuğunuz üst üste geldi. Bunlar birer tesadüf müdür yoksa AK Parti'nin Kürtlere ve HDP seçmenlerine yönelik bir başka hesabından söz edebilir miyiz? Herhalde babam kalp krizini özellikle bu döneme denk getirmedi. Dolayısıyla bu saydıklarınız arasında benim durumum biraz tesadüf oldu. Öte yandan AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur. Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlıyken haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken beni değil jetle Diyarbakır'a, mekikle Mars'a da götürseler durum değişmez. HDP'nin desteği demokrasiye, özgürlüklere ve onurlu barışa olacaktır. Bunun için iki ittifakında çok daha ciddi ve kayda değer hamleler yapmasını, somut adımlar atmasını beklemek bizim ve seçmenimizin hakkı ve beklentisidir. Bu adımlar ilkeli ve samimi olursa bundan tüm Türkiye kazançlı çıkar. İsmail Saymaz